Öğlen öncesi bir balkon. Öğlen öncesi balkon. Bir dur. Birkaç lokma gelecek. Umarım mide bozucu bir şey olmaz. Anında yine köpeklimiz açar açmaz. Ulan bu havada nöbette miydim be? Böyle tesadüf olmaz. Nerede bekliyordun? Apartmanın girişinde mi? Yine parka sokacağız. Bu bizi çekecek. Şüpheci gözükecek. Senin çekemezsin falan diyeceğiz. Apartmanın önüne götüreceğiz buraya bakarak. Fakat kendileri böyle mama kaldıranları bile çekebilecek. Adını soyadını okuyabilecek medyada. Orada girişte ileri geri dolaşacak. Gaza getirmek için. Açığa çıkıyorsun. Bunu görmeyen de kör. Evet, yüzlerce örneği olduktan sonra bu şey tesadüften çıkmıştır. Resmen Orhan Seyfi Orhun'un kedim şiiri. Her seferinde. Ne yapıyor şimdi? Apartmanın önünde veya ilerisinde ileri geri beni bekliyor. Kedim şiiri Orhun senaryosu şaşmaz. Bu öğlen öncesi çıkabilir, hazırız. Arabayla mı geliyor acaba? Arabasının içinde park edip düğmeye basılmasını bekliyordu. Karısı diyor, çayın kaç şeker istiyorsun, gel kendin hazırla. Tıkırtısı duyuldu. Onun o sesi çok yüksek yani. Duyulmaması imkansız. Evet, onun psikolojisini bulacağız. Bir eylem yapabilir. En azından zona olabilir be. Stres falan filan kanser sebebi. O işimiz bitti. Kendimizi gösterdik. Daha bir yudum almadık. Bizim işimiz bu kadardı. Diğer sayısız uçan maymun gibi Orhan Seyfi Orhun kedim şiirindeki gibi burnunu uzatır uzatmaz. Tıkırtığı çıkarır çıkarmaz. Aslan keseri. Diri diri yakaladı. Sonrası ana oğul sitelerde. Dolaplarına girme. sabah okuduklarından gaza mı geldin? PKK'dır iyi. İlk kedicik. Kediciklerin anası. Bu şeylerin arkasında biri var diye düşünmüyorsun. Paspas. Paspas'ın üstüne. Paspas dergisi. Yaramaz kedi Şerafettin falan filan. Trafoya kedi girdi. Gırgır. Talimat veriyorlar anasını satayım. Şu an korunanın, utanmaz adam korunanın dediği gibi görmezlik abu. Ebüve. Taksiciyim. Taksici olmadığımız zamanlar ki zamanın çoğu anamla evcilik oynuyoruz. Hanım buradaydı söylediklerime gülüyor. Güneş de gülüyor. O da ortaya çıktı. Tekrar aynısı niye geldi be? Başkası yok muydu? Sen dün
halkımda dikkat et kalp bizi geçireceğim diyenlerden biri olduğunu söyledim. O yüzden gidiyoruz. Ben kuaförüm, ev kadını. İyi ki diğer şeytanlardan da söz etmedik yani. Hepsi teker teker gelir. taksi geldi, taksici. Ayağına geçirdi. Git taksici ülkem. Burnumu uzatır uzatmaz şeyler olduğu gibi burnumu uzatır uzatmaz taksici. Sağ ol canım, eline sağlık. Evet, bir tane daha yetiştiriyoruz mu? Nerede kaldılar? Açma. Ne diyorsun sen? Ben video yapmayacağım. Ya birisi gelir sırt sırtalıyla buraya video yapmayacak. Kimse gelmez. Ezan okuyor, kapatıyor. Otelim de yazıyor. Ben orası su toplamış mı? Nerede? Şurada. Çamur olmuş. Yeni ayakkabı hediye geldi. Bu kamaz mı aldım? Düğmeyi bir türlü açamadım. Tam penceremin karşısına. İşedi, işedi. Hazır. Çünkü hanım çenesini tutamıyor. O çişler böyle. Çam ağacının yapraklarını bile çürütüyor. Hedef neresi belli. Ağaçtan. Evet, tam işlediği yer. Zaten kel, toprak yok. Pardon, çim yok. Böyle geliyor. Üste de gidiyor. Bu Orhun'un balkonundaki kedisi ve park kafeye gidiyor. Kedisi demem yanlış, belki aleti. Tahminen yol boyu fazla hayvan görmeyeceğiz. Fakat kapıdan çıkar çıkmaz karşımda, penceremin karşısında işeme naniyi. Hayır, oraya girmeyecektik ve kedicik. Öyle mi zannettin? Daha tütün var be. Kadın onu beslemiyor ya. Sordum, ben beslemiyorum dedi. Kendi geliyor buraya. Kapısının girişinden ayrılmıyor. Kiracı. Dikkat et, boka basma be. Buraya sıçıyoruz. Burunun dibine. Toksoplazmalı PKK'dır diye. Acaba orada bir hamile mi oturuyor? Aynı olay burada. Burada da var, üstüne basmışlar. Evet, bu çekimleri yaparım, yayınlarım. Sonra misilleme olarak evimin karşısına, bahçeye yağar, yağar pislikler. Bilmem devam edecek mi? Görünmezlik kapımı belirtmek için kim aslında arkasında bu şeylerin, milletin penceresinin önüne. Ney arkasında belli, fakat kim arkasında? Giriş kapısının önüne. Penceresinde kapı olan kendi koyuyorsa asla oraya bir şey yapmaz. Evet, bir girişe daha geliyoruz.
Bu şeymiş be, çürümüş, parazitten çürümüş ağaçmış. Mobilya. Boka çok benziyor. Sadece yakınından geçmek. Parazit kapma tehlikesi. Tonlarca yem döküyorlar, bir yağmur, hepsi çöp. Çocuklarımızın rızkı, vergilerinizden. Buyurun orada da pencerenin dibinde boklar. Bu millet tutuklanmıyor be. Ve bu hayvanlar ortadan kaldırılmıyor. Evet, rahat mısınız kedicikler? Bir tane de nereden, kim yönetiyor belli. Yem dolu buradan ıslanmış. Altında bir özürlü arabası. Ve millet bu şeyleri görmüyor mu be? Evet, elektrikçi lazımdır. Bokların üstüne basacak. Ve yemler tekrar bir pencerenin. Ve kedi. Ve bok. Bokun yanında yatıyorsun be kedicik. Bu ne lan bok? Hadi buradan. Pişt. Kapacağım şeyleri. Üstüne gitti be. Bu da marketin önünde besleniyor. Daha önce etrafında köpek ve bok olan marketin. Ne oldu kedicik, doydun mu? Daha var ye bitir be, karıncalar yiyor. Ne oldu, mikropo virüsü kaptın mı demek daha doğru. Hey millet, Volkan Konak geliyor. Ne diyeyim ki, bütün pazarı dolaştık. Eskisi gibi bok yok, sinek yok. Elhamdülillah diyelim mi? Bazı kişiler baskı altında. Ve belli fakir fukara. Burada da yok değil yani. Ermeni Lisesi kutunun önünde kap dolu. Önlem almış bodrum camlarına. Daha ileride de borunun yanında kap girişte. Satılık. Evet, yavrucuklar. Kaçma lan. O yavrun mu oldu? Bu yaşta yavrun oldu. Vay be. Kırma. O eskiden mi falan bilmem, böyle başlıyorlar. Pazarda ilk kedimizi gördük. Sarı pazarı yok. Evet. Alıştırıyoruz. Eski tezgaha yavaşça dönerler. Şaşmaz nokta. Bu sana olsun. Bu da. Evet, geri dönüyoruz. Dayatılan kedi buradan kaçtı. Ve bunlar yağmurlar nezden ıslanmadı. Çünkü yeni döküldüler. Evet, kutumuz açık.
Çöpün yanındayız. Çiğ kemikler. Ha? Hayır, almayacağız. Avlusunda kedi yatıyor. Bu kedilerle oynayalım. Evet, bu çöp kedileriyle oynayalımlar. Evet, iki kısa pantolonu giydim ve sıcak bastı. Şemsiye alalım mı diyordu. Dikkat, trafoya kedi girebilir kıblede. Otur buradan, tarihi bir yer. Ne vereyim? Tarihi bir yer diyorum. Bak orada daha iyi, güzel. Gidelim oraya. Bu da değil mi? Ben bilmiyorum ya. Hadi yürü git. Hadi hadi. Otur, güzel de esiyor burası. Esiyor. Esiyor, esiyor. Bak, cenaze namazı kıldıkları yer, altına ne koymuşlar? Kendinde mi? Ne koymuşlar? Kap. Su kabı. Evet, kapları görüyoruz, hayvanları göremiyoruz. Çünkü ibadet ve cenaze namazı esnası ortaya çıkıyor bunlar. İşbaşı. Ekmek koyuyorlar bir de bokun yanına be. Tuvaletleri de girişin her iki tarafından. Evet, Adil Öksüz'ün ve Bokların mahallesine yaklaşıyoruz. Bunu da yeni döktüler. Aynı tip ben geçerken beslenecek. O kadar şeyi yese patlar. Evet, devasa bir hayvanlı, ardından kedi, tesadüfü, evet, tasmalı fakat azdır. Görüyorsun, bak, şemsiye lazım değil, bizlere gittikten sonra yağar. Seyirci son model iPhone marka cebinde. Caminin kıblesine anahtarı olan. Kuşlara yem olmayı unuttum. Evet. Ayakkabıları giyerken tekrar kendimizi gösteriyoruz ve taksicilik yapıyoruz. Ve buraya da bok yetiştirdik. Buraya da yetiştirdik. Onunla iyi. Talimatlarımız çok. Hala devam ediyoruz. Yüklü geliyoruz. Pazara gittik falan. Kat karşına çıkmadık. Uzaktan izledik. O şeyler ise sabah videosundan sonra misilleme yapılmış belli. Evet.
Hemen dönelim o... Ana oğul evcilik oynayarak evlatları... Hayvan boku olanların... Bok büyülerini kaldıralım. Biz taksiciyiz be. Görmüyor musun? İshal ishal pis koku neyi verdikleri belli olmayan bir pislik. Bir tane daha var mı? Var burada. Bu sert olanından rüzgar ıslatmış biraz. Zor kaldırıyoruz. Otlar sebebiyle. Hepsi sen kaldırırken virüs mikrop kap diye ve uyurken kap diye. Burada da var. Zorlanıyoruz biraz. Engeller var. Evet. Vagon kapısını ardına kadar açtık. Hakaret davası bekliyoruz çünkü bu şeylerin failini biliyorsun. Sonra yıkadık elimizi falan, çamurda geziyoruz. Bir boy adresi de alacağız. Çünkü bu şeyler mikroplu virüslü, yoksa yapılmaz. Plazmanda pek akadır diye. Çipso tekrar geri geldi. Gerçekten şey mi yoksa birileri mi çizdi? Doğu grup diyor. O fırlama olduk. Kedi maması da kedi maması. Onu da ben mi ve Yusuf fırladım? Yok dedem. 20 senedir seyrettiklerimiz yetmez. Ve işimiz o kadardı, bunu almaya gittim, atmak için. İşimiz o kadardı be. Şeytanın suratımızı göstereceğiz. Seni şüpheci takıntılı göstereceğiz. Hakimlerimiz, savcılarımız. Seni savcıya vereceğim. Evden attıracağım. Onları kaldırırken 6-7 kişi dikkat edip kalpsiz geçirecek. Komşunun penceresinin dibine kadar buldu leğen. Bir daha hafta sonra öldü gitti. 4 kişi davalıktı. Bütün aile yok edildi. Yerine havcı yetiştirildi. Ne çabuk geldiniz be kumrular, o kadar aç mıydınız? Evet. Ne diyelim be? Eskiye göre sıfır, bunu diyebiliriz. Öldürme amaçlı değil, psikolojik. Hastalıkla kapabiliriz yani. Sonra yıkadık elimizi falan, çamurda geziyoruz. Bir boy adresi de alacağız. Çünkü bu şeyler mikroplu virüslü, yoksa yapılmaz. Plazmanda pek akadır diye. Çipso tekrar geri geldi. Gerçekten şey mi yoksa birileri mi çizdi? Doğu grup diyor. O fırlama olduk.
Kedi maması da kedi maması. Onu da ben mi ve Yusuf fırladım. Yok dedem, 20 senedir seyret kitlerimiz yetmez. Ve işimiz o kadar, bunu almaya gittim, atmak için. İşimiz o kadar be. Şeytanın suratımızı gösteriyor. Seni şüpheci takıntılı göstereceğiz. Hakimlerimiz, savcılarımız. Seni savcıya vereceğim. Evden attıracağım. Onları kaldırırken 6-7 kişi dikkat edin, kalpsiz geçin. Komşunun penceresinin dibine kadar buldu bu leğen. Bir hafta sonra öldü gitti. 4 kişi davalıktı. Bütün aile yok edildi. Yerine havcı yetiştirildi. Ne çabuk geldiniz be kumrular, o kadar aç mıydınız? Evet. Ne diyelim be? Eskiye göre sıfır, bunu diyebiliriz. Öldürme amaçlı değil, psikolojik hastalıkla kapabiliriz yani. Bu bizleri şanlı ruh ifis. Bu sınırı evrele isali sana inmiş. Bu sınırı evrele isali sana inmiş. Bu sınırı evrele isali sana inmiş.